Merhaba, bugün MKV Tonix ve MKV Magic programı hakkında konuşacağız. Kısa hızlı özetler geçmeye çalışacağım. Bu program video, audio ve altyazıları birbirine birleştirmek, ayırmak için gereken bir program. Misal elimizde bir video var. Videoyu şuraya ekliyoruz. Video burada gösteriliyor. Kodeki filan. Ses ekliyoruz. Türkçe veya herhangi bir dil. Bunu şuradan ayarlama yapabiliriz. Hangi dil olduğunu. Daha sonra altyazı ekliyoruz. Altyazı da aynen buradan dil ayarlarını yapabiliriz. Hangi dilde olduğunu. Daha sonra varsa bir başka ses daha ekleyebiliriz. Bir başka altyazı daha ekleyebiliriz. Ve böylece limit yok. Sadece boyut büyüyecek tabii ki. Her ses dosyası misal 13 megabayt şu an burada ama bazı bu 4 dakikalık bir video yani. Büyük filmlerde daha çok yer kaplar. Boyut büyüyecek yani şöyle diyelim. Daha dikkat etmeniz gereken konular şurada file title bölümünde hiçbir şey yazmamalı veya Turkcell torrent tracker yazabiliriz. Turkcell.com yazabiliriz ve başka bir şeyler yazabiliriz. Ya hiçbir şey ya da bizim sitenin reklamı olabilir bizim sunumlarda. Aynen de burada bu genel isimdi sunumun. Şurada her bir şeye isim verebiliriz. Ses dosyasına filan. Misal yazabiliriz bura Blu-ray ses orijinal veya iTunes ses diye yazabiliriz. Forget buraya yazabiliriz. Tam. Ama buralara reklam da ekleyebiliriz. Burada info da yazabiliriz. Reklam da ekleyebiliriz. Misal Türkcell diye reklam ekleyebiliriz. Genelde başka sitelerden alınan sunumlarda burada reklamlar olabilir. Onlar silinmeli. Ya böyle bilgilendirici infolar kullanılmalı veya sitemizin reklamı gibi şöyle Turkcell.com, Turkcell torrent falan kullanılabilir. Neden bunu belirtiyorum? Misal videoya yazalım title bölümüne Turkcell sitesi diye. Aynen. Bunların amacı ne? Neden şöyledir? Adlarını yani böyle verdik. Gelin bakalım. Başlayalım çoklamaya. Aha, bitti. Budur. Video medya info kısmına bakıyoruz. Medya info kısmında görünüm metin diye bakarsak medya info medyarentos.net sitesinde çok rahatlıkla indirilen bir program. Metin veya HTML diye bakarsak geniş infolar bak görürüz. Film adı Turkcell Torrent Tracker. Nereye yazdık onu? Buraya film adı. Görüntü Turkcell sitesi nereye yazdık onu buraya aynen de diğerlerinde Blu-ray ses orijinal başlık şuraya yazdık değil mi diğerinde iTunes ve böylece devam ediyor aynen de filmi Press. başlatırsak Turkcell Torrent Tracker diye yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi çünkü burada Turkcell Torrent Tracker yazdık daha sonra ses dosyası seçersek diğer ses parçalarına Blu-ray ses orijinal, iTunes ses yani buraya yazdıklarımız orada yansıyor. Onun için de orada site reklamları yapılması olmaz. Sadece kendi sitemizin reklamını yapabiliriz. Başka site reklamları olmaz. Ya hiçbir şey reklama ait ya bizim sitenin reklamı olabilir. Diğer yol. Böyle. Delay konusuna gelelim. Eğer sesle uyuşmamazlık varsa, sesle görüntü arasında uyuşmamazlık varsa veya altyazıyla görüntü arasında uyuşmamazlık varsa delay gerektiriyor. Delay süresini buraya yazabiliyoruz. Eksi 1000 bir saniye demek. Eksi artı yapmak isterse artı yazmanıza ihtiyacı yok. 1000 yazarsınız 1000 saniye. Yani önceden ve geriden gelmesi. Sesin daha önceden daha geriden gelmesi. Eksi ve artı. Artı kullanılmıyor. Böyle 1000 yazılıyor. Eksi ise eksi kullanılıyor. Bunu bulmanız için ise video görüntü filmi açarak izlerken kayma gördüğünüzse ses parçası ayarlara gideceğiz. Şurada ses süresinin değişimi. Artı 1000, artı 5000, artı 3000 şimdi deneyeceksiniz hangisi olursa. Veya
eksi 1000, eksi 3000, eksi 5000 bakacaksınız. Ne hangi ayarda oturuyorsa aynı bu ayarı burada yazarak mukslamanı başlayacağız, start diyeceğiz. Böylece sunum hazır olacak. Daha sonra sunum sunacağız. Bu kadar.